İlk etapta BIST 100'de şeye gidelim. Dolar bazlı geçmişe gidelim. Tekrar klasik grafiğimiz 1987'ye giden. Şimdi orada hep anlatıyorum. Yani 1987 yılından gelen bir yükseliş trendimiz vardı. 2001 yılında burayı test ettik. 2003'te şurada bir taban oluşturduk. Sonrasında yukarı gittik. Sonra devamında 2018 yılında bu trendi artık böyle zorlamaya başladık aşağıya doğru. Altında kapanışlar yaptık. Acaba daha da aşağı gideceğiz mi derken tekrar trendin üstüne çıkmayı başardık. Trendin üstüne nasıl çıktık? 2013 yılından gelen düşüş trendini de kırarak çıktık. Şimdi burası hani oyun gibi düşünün. Birinci level'dı. Şurayı atlattık. Bunda bir sıkıntı yok. Tekrar trendin üstüne çıktık. Aylık kapanış yaptık. Sonrasında bir yukarı denedik. Yukarı denedik. Olmadı. Tekrar bir trendin üstünde kaldığımızı teyit ettik diyelim. 2023 Haziran ayında. Sonrasında buradan tekrar güçlenerek 302 dolar seviyesine geldik. Şimdi birinci aşama tamam bence. Yani bu trendin üstünde kalmayı başardık gözüküyor şu an. Tekrar bir yol kazası olmazsa hem içeride hem dışarıda. Dışarıyı hala bilmiyoruz. Soru işaretleri var. Yükselen bir Brent, işte güçlenen bir dolar endeksi. Amerika'da işte Biden'ın azil süreci vesaire falan. Onunla ilgili de yani neyse onu sonra konuşuruz. Şimdi 302 dolar. Şimdi burası bizim ikinci aşamamız. Burada epey bir zorlanıyoruz. 303 dolar, 304 dolar, 302 dolar ne derseniz. Burada zorlanmaya başladık. Şimdi burayı bize atlatacak olan işte hafta sonu belki şey olabilir. Cuma günü gece yarısı tabii pas geçmezse S&P'nin işte olası bir not artışı belki bizi buraya atlatabilir. Yani artık böyle bir şey gelmesi lazım bize. Olumlu haber akışı gelecek ki endeks bu 304 dolar, 305 dolarları geçecek. Sonrasında 323, 322 dolarlar var. Buraları da geçtikten sonra artık biraz önümüz açılmaya başlıyor. Daha üst hedefleri konuşabilecek duruma geleceğiz. Ama şu anki trendin üstünde kaldık. Evet. Para girişiyle birlikte iyi bir yükseliş yaptık. Taban da var çünkü. Emeklilik fonları, yatırım fonları. Biraz tabii şu serzeniş de var. Yükselişi kaçıranlarda. Ne zaman daha güçlü bir düzeltme gelecek? İşte bu biraz şey soru işareti. Çünkü aşağıda çok fazla maliyetlenenler var. Yani hem kurumsal tarafta hem bireysel tarafta maliyetlenmeler olduğu için belli bir fiyatların altına artık borsa gelmiyor. Gelse de hemen alıcı geliyor. Oradan tekrar toparlanıyor. Yani bizim artık önümüzdeki dönem bakacağımız bu 302-303 doların üzerinde kalacak mıyız, kalmayacak mıyız? Eğer kalabilirsek belki önümüzdeki ay 324-323 dolarlara doğru bir hareket olacak. Artık bundan sonrası biraz şey. Bizim attığımız adımlar bunların da işte karşı tarafta yani yabancı tarafına nasıl karşılık bulduğuyla alakalı. Tahvil piyasası biraz canlanmaya başladı. Biliyorsunuz çok ölüydü tahvil piyasası. Hacimler hala gerçi çok düşük de. Bu piyasalar yavaş yavaş çünkü tek ayakla gidiyorduk. Borsayla gidiyorduk. Tahvil tarafı çalışmıyor. Döviz tarafı çalışmıyor. Şimdi bu piyasalar yavaş yavaş dönmeye başlarsa hem tahvil tarafı işte 2 yıllık gösterge tahvil geldiği yer biraz ürkütücü ama yani tekrar fiyatlamaların başlaması sevindirici. Tahvil tarafının tekrar hareketlenmeye başlaması. Döviz tarafında da o işte biraz sanki suni bir baskı var gibi onun kalkmasıyla döviz tarafında da serbest fiyatlamanın başlamasıyla yabancı artık buraya yavaş yavaş gelebilir. Ama sıcak para olarak ama dediğim gibi doğrudan yatırım olarak tabii tercihimiz doğrudan yatırım. Buraları zorlarsak 325 dolarları artık daha böyle farklı bir borsadan konuşmaya başlayacağız. Ana temamız ne demiştik? Yayının başında söyledik. Şu 90'lardaki hareket işte 90'larda yatay bir süreç sonrasında 92'de başlayıp işte 2000 yıllarda son bulan bir trend. Ona benziyor şu anki hareketimiz. Yani ama tabii burada daha önce sizinle yaptığımız yayınlarda da dikkat çektik. Ne var? İşte 94, 5 Nisan kararları bir düzeltme. Sonrasında işte 98 Uzak Doğu krizi hiç ummadığımız bir anda yazın ortasında geldi bizi vurdu. Orada bir düzeltme yaşadık. İşte bu ikincilik trendler illaki olacaktır. Yani ya bizden kaynaklı ya yurt dışından kaynaklı. Bence yurt dışından kaynaklı daha çok. O yüzden dedim biraz yurt dışına bakmamız lazım artık diye. Orayı unuttuk çünkü kendi bu yükseliş trendiyle birlikte yurt dışına çok fazla bakmaz olduk. Onu unutmamak lazım.
Ama bu ikinci trendler tabii ki bize alım fırsatı verecek. Ana trendi bozmamış hiçbir zaman. Düzeltmeler olmuş. Sonrasında tekrar borsa yoluna devam etmiş. Yani bu düzeltmeler de yani dediğim gibi kredili pozisyon, kaldıraçlı pozisyon taşımayanlar için, yani borsa BES'te fon taşıyanlar için veya uzun vadeli senet taşıyan veya toplayanlar için çok fazla böyle ürkütücü bir şeyler değil. Ana trendde kalmak için, çünkü yani burada 10 yıllık bir trendden bahsediyoruz. Bu trendde kalmak güç, hata yapmaya müsait. O yüzden hani bu tür salınımlarda geçen olduğu gibi panik yapmamak lazım. Eğer doğru senetteyseniz, doğru senetlerdeyseniz, iyi portföy yaptıysanız çok böyle endişelenecek bir şey yok.